İstanbul Tekniyesi'nde okurken Cenab-ı Hak bir böyle bir bıkkınlık, bir istemezlik hali geldi. Orayı bıraktık, Diyanet'e geldik. Diyanet'te de oradaki hocalardan efendim İslami ilimleri, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, onları hususi çalışmalarla okuduk ve ondan sonra orada imtihan verdik. Vaizlik, müftülük vazifesini aldık. Bu arada bizim Diyanet'e bir zat geldi. İskender Göçer isminde. O harika şeyler anlatıyor. Diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorum. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Ve bana diyorlar ki sen ileride Mehdi olacaksın. Ve peygamberlerin hayatlarını birer film şeridi gibi benim gözümün önüne getiriyorlar. Ve söylüyor filan zamanda filan isimde bir peygamber gelmiş. Ve kavmiyle böyle mücadele etmiş diye böyle sinema şeridi gibi bize anlatıyor. Böyle birçok peygamber, hatta ondan işitmiştim. 24.001 peygamber gelmiş diyor. Yüşeyde de var, Risale'de de var 24.000 falan. Demek ki 24.001'incisi Peygamber Aleyhisselam. Ve Hazreti Hatice validemiz, Hazreti efendim Fatma validemiz ondan meşgul olarak sen bizim evladımızsın, Ali Bey'tensin, ileride sen Mehdi olacaksın. Tabi o zaman biz genciz, 23-24 yaşlar civarında. Dedi ki biz Mehdi'yi bulduk havasından, ona sarıldık. Yani adeta bir müridi gibi olduk. Ve artık onunla ilgilenmeye, onunla beraber dolaşmaya, onun sohbetlerini izlemeye devam ettik. Hatta bazen işleri bozuldu, elimizden geldiği kadar ona da yardımda bulunduk. O yüksek mühendis, yol mühendisiydi. Ve böyle 2 sene beraber gezdik. Ve bu zatla tabii ilgileniyoruz, beraber sohbetimiz oluyor, beraber geziyoruz. Bir ara Konya'da iş aldı, bir yol işi aldı. Oraya gitti, ben de Diyanet'ten izin aldım. Konya'ya gittik. Bu Selamet Palas diye bir otel var. Orada bir oda tuttuk. Artık onunla beraberiz. Bazen işe gidiyor ama ekseri zamanlarda beraber o bize anlatıyor. Gördüğü peygamberlerin hayatlarını ve kendisine beyan edilenler. Hatta Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin kendisine harp talimleri yaptırıyorlar. İleride yani bir prova, mehdilik provası nasıl çıkacağına dair böyle provalar yaptırıyorlar. Tabii bu arada benim artık biraz kalbime bir şüphe gelmeye başladı. Acaba hakikaten dedim bu zat Mehdi olacak mı? Bu şüphe büyüdü gittikçe ve bazen Konya'da 3'ler 7'ler mezarlıkları var. Oraya gidiyorum, Ya Rabbi diyorum, hakikaten ben hak yolda mıyım? Bu zata bağlandık, Mehdi olacak diye ama hakikaten Mehdi olacak mı? Ya değilse o vakit tabii çok büyük bir bizim için bir boşluk olacak. Böyle Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorum, Ya Rabbi ona hakikati bildir, göster diye. Bu düşünceler böyle devam ederken hatırıma geldi ki ben bu zatı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne götürsem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu zatın hakikaten Mehdi olup olmayacağını bilir diyor. Artık dayanamadım bir gün İskender Bey dedim Bediüzzaman Said Nursi diye bir zat var. Gidelim onu bir ziyaret edelim. Benim kastım da bu zat hakkında kanaatini almak. Olur dedi. Bizim peder hayattaydı. Ona bir telgraf çektik. Geldi. Üçümüz bir arabaya bindik. Isparta'ya gittik. O zaman Bediüzzaman Hazretleri Isparta'daydı. 1953. Fakat Isparta'ya vardık fakat geç varmışız. Yani yatsıdan sonra vakti ayarlayamamışız. Olsun dedi bizim Mehdi. Dedi ki olsun biz Bediüzzaman Hazretleri'nin evini bulalım bu gece ziyaret edelim. Neyse aradık bulduk Bediüzzaman Hazretleri'nin evini. Kendisi kapıyı çaldı. Ve Sungur abi çıktı. Sungur abi dedi ki ben Mehdi'yim dedi. Peygamberimizden selam var. Bediüzzaman Hazretleri'yle görüşmek istiyorum. Sungur abi dedi ki biraz tabii böyle durakla nasıl oldu Mehdi kapıya gelmiş buraya kadar diye. Kardeşim dedi Bediüzzaman Hazretleri yatmış dedi. Uyandıramayız. Yarın gel. Kapıyı kapattı. Bizim Mehdi biraz kızdı. Olur mu dedi ben buraya kadar geleyim.
görüşmeyeyim. Bir daha çaldı kapıyı. Bu sefer rahmetli Bayram kardeş çıktı. Ona dedi, kardeşim dedi, ben Mehdi'yim dedi. Peygamberimizden selam var. Veciz'in Hazretleri'yle görüşmek istiyorum. Ona dedi, kardeşim dedi, pencereye bak dedi. Veciz'in Hazretleri elektriği söndürmüş yatmış dedi. Uyandıramayız, imkanı yok. Yarın. Artık o da kapıyı kapatınca o biraz daha kızdı. Olur mu dedi, beni almadılar içeriye dedi. Ben bir daha gelmem dedi. Ben dedim ki, İskender Bey'im, biz bir otele gidelim, yarın geliriz. Artık lalettim, bir otele gittik, yattık. Hatta o gece bir rüya gördüm. Rüyada baktım, üstadın huzurundayım. Bizim bu arkadaşa, yani bu Mehdi olacağım diyen zata, kafasına bir çarpı işareti yaptı. Tabii anlamadım, dedim hayır olsun. Ve sabahleyin biz tam namazı kıldık, bir de baktık bizim otel odasının kapısı açıldı. Üstada hizmet eden Ceylan Çalışkan geldi. Ve dedi ki, beni üstad gönderdi dedi. Kendisine haber vermişler, geceleyin 3 kişi geldi, görüşmek istediler. O efendim biz almadık ve onlar otele gittiler. Hatta oteli nasıl bulduklarını da hayret ettik çünkü söylememiştik. Bahattin bir süre gitmiştik. Ya Ceylan dedi ki, ben dedi, Üstad bana dedi ki, onlar 3 kişi, bana 3 kişi getirmeyeceksin oradan. Bana oradan 2 kişi getireceksin demiş. Ben 2 kişiyim, siz 3 kişisiniz, ben 2 kişi götüreceğim. Kimi götüreyim dedi. Biz pederle birbirimize baktık, o dedi ki zaten ben gelmeyecektim dedi. Baba o gidin dedi. Peki dedik, Ceylan'ın arkasına düştük ve o üstadın bugün medresesi olan kapıdan içeri girdik. Yukarı odada Veciz'in Hazretleri karayolun üzerindeydi. Kalktı böyle ayakta. Elini öptük, sarıldık. Tabii biz tam çıkacağımız zaman peder yanımızda. O dayanamadı. Üstadım dedi, bizimle gelen bir zat var dedi. O otelde kaldı dedi. Çok harika şeyler anlatıyor dedi. Hem ileride Mehdi olacağını söylüyor. Peygamberlerin hayatlarını birer film şeyi gibi gözünün önüne getiriyorlar ve bunları anlatıyor. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ona efendim Mehdilik provasını yaptırıyorlar. Ve bizim oğlan da 2 senedir onunla beraber geziyor. Onunla beraber onun müridi gibi olmuş manasında konuştu. Hazretleri şöyle biraz durdu. Başını kaldırdı. Kardeşim dedi, siz onunla meşgul olmayın. Size zarar gelir dedi. Tabii o böyle deyince adeta o anda benim kalbimden silindi. O kadar ona bağlı olduğum halde onun o sözlerine kalbimden silindi. Ve ondan sonra da artık pek fazla onunla görüşmedik. Biz kapıdan çıktıktan sonra Rizan Hazretleri Sungur abiye demiş ki, onlarla beraber gelen zat meczup dedi. Bakın bir kelimeyle anlaşılmış oldu.